Büşra Hocam, tabii biz Türk toplumu olarak çayı çok seven bir toplumuz. Evet, kesinlikle. Ve tabii çayı da açıkçası içerken de bazen çok şekerli çaylar da tüketebiliyoruz. Şekersiz de içen mutlaka izleyenlerimiz vardır. Peki çayın içerisindeki şeker, çay tüketimi, sıvı tüketimi, şekerli tüketim nasıl olmalı? Şöyle ki evet, çay seven bir milletiz. Çok fazla kahvede tüketiyoruz fakat bunlar su yerine geçmiyor. Suyu su olarak içmemiz gerekiyor. Ve ben her zaman şöyle anlatırım kendi hastalarıma. Örneğin günde 5 fincan çay içiyorsanız, her birine 2 küp şeker atıyorsanız, gün içinde 10 küp şekeri elinize alın, onu bu şekilde yiyebilir misiniz, yiyor musunuz diye sorduğumda hayır cevabını alıyorum genellikle. Ama fakat biz onu çayımızın içine karıştırdığımızda onu sıvı olarak vücudumuza içmiş oluyoruz, o kadar yüklü bir miktar şekeri ve bu direkt bel çevresi yağlanmaya sebep oluyor. Biliyorsunuz ki bel çevresi yağlanma maalesef ki kardiyolojik kalp hastalıklarına da sebep olabiliyor. Bunun yerine hani çayımıza, kahvemize şeker atmadan yanında kuru yemişle birlikte veya kuru meyvelerle birlikte değerlendirirsek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, ilk aşamada birden belki şekeri kesemeyebiliyoruz. Çünkü bazı kişiler diyor ki evet ben çay içiyorum, 5 şeker, 6 şeker atmadan o çayı içemiyorum. Evet. Bu gibi durumlarda birden zaten kişiden kesmesini bekleyemeyiz. Azalta azalta, 6 mı atıyor, 3 taneyle, işte 2 tane mi atıyor, 1 taneyle bu şekilde azaltmayı hedefliyoruz. Fakat çok fazla içildiğinde özellikle çay, kahveler vücutta su tutabiliyor, ödem yapabiliyor. O yüzden ekstradan onun üzerine su içmek gerekiyor ödem tutmaması için, ama su yerine kesinlikle geçmiyor bu içecekler.